Oturur ben de herkes gibi dizi seyrederim. Yani bu çok zor bir iş. Kimsenin altından kalkabileceği, hani çok az insanın altından kalkabileceği bir şey. Sokak hayvanları için ailesini karşısına aldı. 4 oda bir salon evi artık 89 kedi ve 32 köpeğe ait. Ailem kalmadı. Herkes tepkili yani. Herkes tepkili. Arkadaşlar tepkili. Edirneli hayvansever Nurhan Kalender yaklaşık 100 hayvanla birlikte yaşadığı evini bir hayvan barınağına çevirdi. Ve sadece beslenmeleri için ayda 1500 lira kadar harcama yapıyor. Mutfağında, salonunda, yatak odasında, evinin her bölümünde yüzlerce kedi, bahçesinde ise bir o kadar sokak hayvanıyla birlikte yaşıyor. 4,5 yıldır evini sokak hayvanlarıyla paylaşan Nurhan Kalender'in bu nedenle ailesiyle de arası açılmış. 4,5. Evet, 4,5 yıldır. Ailem kalmadı. Herkes tepkili yani. Herkes tepkili, arkadaşlar tepkili. Yani herkes vakit ayırılmadığından dolayı tepkili. Yani şu an işte anne baba hiç kimse gelmiyor. Yani çok annem ameliyat oldu mesela, kabul edebilecek bir yerimiz yoktu. Evini, bahçesini, deyim yerinde ise hayatını hayvanlara adadı ve 4,5 yılda binlerce hayvanın hayata tutunmasını sağladı. Hayvanları kendi evinde mülteci olacak kadar sevmesinin sebebini ise Kalender, 5 yıl kadar önce yaralı bir sokak köpeğini evine almasıyla başladığını söylüyor. Hayvanlarla ilgim yoktu, fakat bir gün işte kapımızın önünde bir 2 aylık civar köpeği araba çarptı. Sonra aldık onu balkonumuza ve işte 2 gün onun inlemeleri benim hayatımı değiştirdi. Yani o kadar etkilendim ki baktım hiç yardım eden bir şey yok Edirne'de. Sonra bu şekilde işte, o zaman özel klinikler falan da yoktu. 9 yıl önce bir tane vardı galiba. Hayvansever Nurhan Kalender, hayvanların muhtaç olduğunu düşünmese, maddi gücünü onlar için harcamayacağını, çoğu insan gibi evinde dizi izleyeceğini dile getiriyor. Yaşam tarzım bu. Yoksa bana işte hayvanları bu koşullarda olmasa, ayda 10 bin versinler, 20 bin versinler, yine tercih etmem böyle bir yaşam şeklini. Oturur ben de herkes gibi dizi seyrederim. Yani bu çok zor bir iş. Kimsenin altından kalkabileceği, hani çok az insanın altından kalkabileceği bir şey.